İnsanların en değerlisi insanlara faydalı olandır. Vakıflar İdaresi sunar. ÇADER, Avrupa Birliği, Grosvik Finanslı, Çevre ve Ben, evrensel atıkların azaltılması, organize edilmesi ve köyler arasında işbirliği projesi kapsamında 6-10 Mayıs tarihleri arasında Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. ÇADER'le birlikte gerçekleştirdiğimiz bu gezi sırasında 3 gün boyunca Almanya'da her türlü atık malzemenin nasıl değerlendirildiği konusunda pek çok değerli bilgilerle ülkemize geri dönmüş, edindiğimiz bilgileri ve gözlemleri de siz değerli izleyenlerle paylaşmak istedik. Az sonra izleyeceğiniz görüntülerde gün ve gün sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. İyi seyirler. Münih'teki ilk günde atıkların ayrıştırılarak toplanıp sınıflandırıldığı ve geri dönüşüme kazandırıldığı Wetzlarhof Nymphenburg istasyonunda incelemeler yapılmış, bölge halkının programda belirtilen günlerde ayrıştırdıkları çöp ve evrensel atıkların sınıflandırılarak konteynerlere kendilerinin getirip bıraktığını gördük. Atıklar arasında neler vardı? Mobilyalar, İnşaat atıkları, mumlar ve kompost yapılacak bahçe atıkları vardı. Kartuşları ayrı.
Bölge halkı o kadar alışmıştı ki bu yaşantıya, kendileri verilen saatlerde, çünkü bir tabela üzerinde hangi saatlerde burayı kullanılabilecekleri hakkında saatler belirtilmişti. Dolayısıyla bu kişiler, bu bölgenin insanları o verilen saat içerisinde geliyorlar ve atıklarını konteynerlere kendi elleriyle bırakıyorlardı. Buradan ayrıldıktan 1,5 saatlik tren yolculuğundan sonra Burgau kasabasına vardık ve bizi karşılayan Alman dostlarımız tarafından Röfingen'de kasabada Gasthofsaal misafirhanesine yerleştirildik. Gerçekleştirdiği, her zaman da aranabileceğini belirten belediye başkanı, belediyenin işlerinin part-time belediye işçileriyle gerçekleştirdiğini de bizlere aktardı. Belediye başkanı, bölge sakinlerinin kendi bahçe ve ön evlerinin temizliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu, yapılmaması halinde iki kez ikaz edildikten sonra temizliğinin yapılıp, ücretinin de harcanan zaman, kullanılan araç, gereç, yakıt ve iş gücüne göre belirlendiğini, ödenmemesi halinde ise mahkemeye verildiğini de bizlere aktardı. Herkes kendi evinin etrafını temizler mesela. Eğer yapılmazsa bunu işte belediye dikkate alıyor, uyarı gönderiyor o aileye. Eğer yine yapılmazsa belediye yapıyor ve fatura kesiyor o aileye. Yani temizliğe önem veriyor yani. Belediye başkanına bu başarıyı nasıl elde ettiklerini, bu başarıya nasıl ulaştıklarını sorduğumuz zaman aldığımız cevap şuydu. Mutfak ve bahçe atıklarının toplanma ücreti olarak yılda bir kez ücret aldıklarını söyledi. Geri dönüşüme gidecek atıkların özel şirketler tarafından toplandığını, çöplerin ayrıştırma işlemine 1990'lı yıllarda başladıklarını, eyalet olarak çözüm arayışına girildiğini
halkın bu sorunun giderilebilmesinde baskı oluşturduğunu, çöplerin doğaya zarar vereceği düşünülerek gençlerin önceden kağıt, karton toplayarak geri dönüşüme hem katkı koyduklarını hem de cep harçlıklarını kazandıklarını ifade etmişti. Yine belediye başkanından aldığımız bir başka bilgi ise şuydu. Bina izinleri kullanılan alanın genişliğine göre veriliyordu. Bahçelerde yeraltı su kaynaklarına olanak sağlanması için aralıklı taş ve malç kullanılıp yağmur sularının toprağa kavuşmasına fırsat veriliyordu. Perşembe akşamları mı yapıyor sadece burada görevini? Sind Sie dann nur hier am Donnerstagabend dann, oder? Ich bin unter der Woche schon auch da. Hafta içi aber ich habe zu Hause ein Büro. Heidelbeintriebe bin ich. Hafta içi de kendisi tabii ki çalışıyor. Ama evinde de kendisinin bürosu olduğu için hani oradan da yürütebiliyor. Evinde de aynı işlerini yürütüyor yani. Hatta aber Donnerstagabend. Perşembe akşamları 6 ile 8 arası o 2 saat içerisinde hani herkes gelebilir. Açık kapı. Herkes gelebilir. Herhangi bir randevuya ya da herhangi bir şey hiç halk gerek. Günü gibi bir şey. Evet. Bizde farklı bir sistem işte. Burada insanlar kendileri temizler. Sizin söylediğiniz gibi. Her şeyi kendileri sorumludur evinden, bahçesinden. Bizde öyle değil. Bizde hep biz yaparız her şeyi. Bizde öyle alışıldı. Öyle de gider inşallah değiştirecek işte. Bu sistemi de gördük. Das hat jetzt auch wegen den Gemeinden, haben wir ja vorhin unten gesprochen, wegen auch wegen Straßenarbeiten und so, dass hier jeder selber macht. Und dort ist es leider noch nicht so, muss gemacht alles der Gemeinde. Ja gut, es gibt, wir haben gemeindliche Anteile, wo man so Straßenbegleitgrün, dann die Anlagen, Schule, Kindergarten und so weiter, das macht alles die Gemeinde. Mhm. Und dann gibt es ja zwischen diesen bebauten Strecken oder Häuserzeilen natürlich längere Strecken, wo niemand wohnt. Das macht auch die Gemeinde. Aber da, wo Anlieger drin sind, gibt's, haben wir eine Satzung erlassen, wo eben die Gemeindebürger hier für die Reinlichkeit von der Straße und dem Gehweg selber verantwortlich sind. Mhm. Und auch die Sträucher, das Gras und so weiter in der Pflege müssen. İşte aşağıda konuştuğumuz gibi belediyenin yaptığı belirli bölgeler var. İşte bu anaokulunun olduğu civarlar, işte hani belediyeye ait olan yerler. Onları hep belediye kendisi yapıyor ve ailelerin oturduğu, kendilerinin mülkü olan kişiler hep kendi sorumluluğunda yapıyorlar. Hani bazı diyor uzun yollar mesela, orada kimseler oturmuyor. Orası da tabii ki belediye temizliyor oraları da. Aha, normal evler kişilerin sorumluluğu evet, altında. Kendi sorumluluğu altında. Herkes kendi evinin çevresini temizliyor. Bu das jetzt zu erzählen, dann meint man vielleicht oder kriegt man vielleicht einen Eindruck, dass das dann alles klappt. Der springende Punkt für uns. Also es geht eigentlich nicht so sehr um die Gegenüberstellung von hier ist alles toll und bei uns ist nicht so toll, ja, sondern wie lassen sich Dinge eventuell verändern? Was könnten wir uns von dem abgucken, was hier passiert ist? Oder wenn er uns vielleicht erzählt, wie so der Übergang stattgefunden hat bei manchen Sachen. Gut, dass wir als Kind weiß ich schon, dass man die Straßen selber gekehrt hat. Das ist eine uralte Geschichte, die werden wir auch nicht so schnell ändern können. Aber generell, also auch die Veränderung der Gemeinden, also also die Verwaltungsgemeinschaft und so weiter. Wie wurde das umgesetzt oder was waren da so die Probleme und was sind auch heute die Probleme in den Gemeinden und vor allen Dingen in Bezug auf Umwelt? Hani burada ilk başta hani öyle bir ifade ediliyor ki hani her şey dört dörtlük gibi gösteriliyor ama aslında tabii ki burada da her şeyin yolunda gitmediği dönemler hani oluyor.
onu demek istiyor. Yani neler yapıyorsunuz, nelerle değiştirebiliyorsun, hani böyle bazı sorunlarla nasıl karşılaşınca nasıl baş ediyorsunuz anlamında. Ist grundsätzlich so, dass gegenüber früher ja viel mehr begleitende Infrastruktur gemacht worden ist. Schönes Grün, Anpflanzungen und so weiter. Deswegen ist es einfach mehr geworden. Tätigkeiten auch, die von der Gemeinde übernommen werden mussten. Mesela belediyenin mesela işte çevreyle alakalı bu işte çiçekleri yapmada, hani yeşil alanları yapmalarında mesela belediye hani bu şeylere önem veriyor. Gösteri mi denir yani göz şeyi? Görünen bölümü. Evet, görüntü gösterim. Şey anlamında. Hani buna ilgi gösteriyor. Also für Wasser und Abwasser müssen die Bürger bezahlen. Mhm. Und zwar haben die überall in den Gebäuden Messeinrichtungen, was sie Wasser entnehmen. Und für diese Literzahl, wo sie Wasser entnehmen, müssen sie auch Abwasser bezahlen. Burada gelince su ödemek gerekir. Ve bu kadar aynı miktardan Abwasser, von der Waschmaschine, alles was rausgeht in den kirli su yani kirli su hani gelen su bir şekilde de geri gittiği için kirli olarak hani aynı şekilde bu şeyi o. Wir haben keine Kanalisation. Kanalisation yok. Wir haben das nicht. Wir haben. Ama ücretli değil. Ödüyor. Yani bu kadar litre kullandıysa o kadar öder. O yani kadar ödeyeceksin. Demek yani ben bol bol su kullanıyorum. O zaman iki defa ödüyorum. O dikkatli kullanıyor, daha az ödüyor. O çöp kutularının belirli bir büyüklükleri var. Mesela 60 litre, 120 litre, 240 litrelik büyüklükte. Mesela belirli büyüklüğüne göre fiyatı da ona göre değişiyor. Siyah mesela çöp bidonu diyoruz. Bu rest hani bütün ev çöpü. Bio dediği biraz önce kahverengi renginde. Ve ona da sadece işte yemek artıkları falan atılıyor. Onu sadece tek şu şekil hani mecburi görünmüyor. Eğer mesela bahçesi olan ve bunu ne diyorlar organik gübre şeklinde bir şeyi varsa hani atma yeri varsa o zaman o çöpü almak mecburiyetinde değil. Belediye başkanıyla odasında gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında hemen belediye binasının altında bulunan çocuk yuvasına gittik. Belediyeye bağlı bu binada 3-0 yaş ve 4-6 yaş kreş ziyaretinde bizlere eşlik etti belediye başkanı. Çocuklarla çöp eğitiminin 0-3 yaşta öğretilmeye başlandığını, kreş önündeki ayrıştırma bidonlarının kullanımını, yine belediye binasının alt katında bulunan itfaiye biriminin olduğunu da bizlere görüşmemiz sırasında aktarmıştı. Das heißt, der persönliche Kontakt zwischen Eltern und Erzieher muss da sein. Mesela her veli, anne ya da baba fark etmiyor ama velisi çocuğunu getirip bırakabilir. Ve şeyle, kendileriyle de göz kontağını kurması gerekir işte çocuğunu verirken ya da çocuğunu alırken güvenlik açısından. Hani emin olunması lazım. Ya da bazı çocuk... Ich kenne mich ja auch aus, deswegen... Ja, alles gut. Sag ich vertraue da vollkommen. Mesela diyelim ki ben çalışıyorum, eşim çalışıyor, çocuğumu başkası alabilecek. Ve alabilecek kişiyi bile ben kendilerini önceden imzalı bir şekilde belirtmem gerekiyor ki o kişinin alabileceği. Dede olur, anneanne olur ya da herhangi birisi. Ama o kişiyi de bilmeleri lazım. İsim olarak, adres olarak, telefon numarası olarak kendilerini bildirmem gerekiyor. Gerade das mit dem Abholen gesagt. Mhm. Wenn es können ja auch manche andere Opas genau. Omas auch abholen, ja. Aber das müssen wir ja alles schriftlich. Genau. Und die Infos, die schriftlichen, die haben die Eltern in so Wänden. Mhm. Und da können sie das dann selbstständig bei ihrem Kind rausnehmen. Mesela
belirli işte bilgileri buraya koyuyorlar. Her çocuğun işte bilgisi kendi yerinde oluyor. Anne baba almaya geldiğinde herhangi bilgi alıyorsa oradan alıyor. O neymiş işte, atıyorum bu ay ne yapılacak, öbür ay ne yapılacak. O bilgiler hep buralara konuluyor, çocukların isimlerine göre ayrılıyor. Unsere Kinder haben ganz viele Schnupfennasen gerade. Ja? Und das ist bei uns Restmüll. Das soll weder in den Papiermüll noch in den Recycling, weil einfach die Viren und Bakterien in den Tüchern sind. Und alle Kinder putzen die Nase selber, gehen in die Küche, machen den Schrank auf und werfen ihre Tücher rein. Burası mesela ev çöpü denilen çöp. İşte şu sıra çocuklarda nezle olduğu için her çocuk mendiliyle işte burnunu kendisi silip buraya atıyormuş. Und die wissen genau, dass es hier rein muss. Ve çocuklara öğretilmiş bu. Nezle oldukları için hani mendil de olsa kağıt çöpünü atmıyorlar. Evet, mikrop onu aynen mikroptan dolayı buraya atıyorlar. İçeride de demiştir yani rengine göre de biz şey yapıyoruz hier, biraz. Hier ist erklärt für die Abfuhr, für die Fahrzeuge, wie rum die Mülltonnen gestellt werden muss. Also so rum oder so rum, weil das wird automatisch hochgenommen und dann ausgeschüttelt. Also nicht per Handarbeit. Bei Papier ja, bei Restmüll nein. Da macht es die Maschine, lupft die Tonne hoch und schüttelt es aus. Und in den Fahrzeugen wird es gepresst. Also innen ist eine Vorrichtung, das ganz ganz viel reinpasst. Bu işaretle çöp bidonunuzu işte günü geldiğinde yola ne şekilde koymanız gerektiğini gösteriyor. Mesela o şekilde koyuyorsunuz. Herhangi işçi çöp arabasına vermiyor bidonu. Otomatikman kendisi alıyor. Arabadan işte böyle çıkan şeyler alıyor. Ondan sonra çöpün içine boşaltıyor. Und wird dann in den Müllbehältern kommen immer Plastiktüten rein, damit es nicht alles rumfällt, sondern dass es halt immer schön verpackt ist. Konuluyor halinden bezli olduğu için. Koku var. Hem koku hem batmaması için o şekilde torbalarla. Passanten auch gerne ihren Müll mit entsorgen. Ve kilitliyorlar ki başkaları also zwei, dann viel Müll. Herkesin kendi çöpü var ama bazıları işte getiriyor yine de başkasının çöpüne atmasın diye o şekilde kilitliyorlar. So, und das ist braun, das ist Biomüll. Yes, Bio. Also Eierschalen, Essensreste, solche Dinge, also weiß nicht, das ist Sepse atı. Und da macht man das meist, also das ist das löst sich auf. Das ist Kompost, eine Komposttüte, entweder mit Papiertüten, die verrotten, oder diese Tüten verrotten auch, extra für Biomüll. Bu torbaları farklı. Hani normal torba değil, torbası farklı ya da kağıt torbayla. Bunlar herhalde doğada erken çözülebilen torbalar. Aynen, evet. Özel hani bu çöp için tasarlanıyor, hani üretiliyor diyeyim. Ve şey... daha çok şöyle ama şart da değil. Mesela bazıları gazeteye de sarıp atabiliyor. Evet. Ama bidon temiz olması için torbayla kullanılırsa ya da kağıt torbayla daha şey oluyor, temiz oluyor. Tia, geht ihr jetzt noch in die Schule? Jetzt ist gerade die Pause vorbei. Jetzt müssen die Kinder alle wieder in den Klassenraum. So, das ist gelb. Das ist Wiederverwertung. Gelb ist auch oben beschriftet. Hier wieder der Hinweis, wie rum die Tonne stehen muss für die Entladung. Und hier kommen alle Dinge rein, alle Verbundstoffe, die wiederverwertet werden können. Die werden gereinigt, sortiert und wiederverwertet. Şimdi bu sarı bidon geri dönüşümü sağlanan eşyaların atıldığı bir bidon. Evet, tenekeler. İşte teneke olsun, aynen plastikler. Temiz bir şekilde temizleniyor, yıkanıyor ve içine atılıyor. Tenekeler mesela hani hemen içini boşaltıp da getirip atılmıyor mesela hani. Safttüte, dann Joghurtbecher. Hier ist zum Beispiel von Geschirrspüler. Also für die bulaşık makinesinin şeyimizi. Hani plastik, o tarz şeyler. İçleri yıkanıyor ama bunların. Evet. Tertemiz. Mesela yoğurt bakın yoğurt kapı yıkanıp atıldı. Mesela o şekilde hani temiz
Mesela şimdi bu, bunlar ayda bir kere alınıyor. Ayda bir kere. Bu da, bu da. Ich sakrat einmal im Monat wird es abgeholt. Şimdi ayda bir kere de alındığı için şimdi kokacak. Aynen. Şimdi yazın hava sıcağında bunları yıkamadan, temizlemeden attın mıydı? Bir ayın içinde çok koku olacak. Bir saatin içinde kokar. Aynen. Onun için temiz atılıyor. Tamam. Das ist jetzt blau. Belediye başkanının yanından ayrıldıktan sonra Nikolaisheim yerleşkesindeki ilkokulu ziyaretinde çocukların çöp ayrıştırmasını, ilkokula ait öğrencilerin çiçek ve sebze ekim bakımı yaptığı kompost uygulamasının öğretildiği bahçeyi gezdik ve oradaki çocuklar için sağlanan doğal ortamı gördük. Yapıyorlarmış. Evet. Öğretmenleri bize anlattı. Evet Mustafa. Ve zamanla bu alt kısmından da ıslak olan organik atıkların şuradan suyu, da alttan suyu oradan alttan süzülüp akıyor toprağa doğru. Evet. Diğer bir şey daha öğrendik. Onu da anlatayım. Evlerde, okullarda drenaj sistemi olmadığı zamanlarda yani tükettiğin suyun tekrardan toprağa kazanılması lazım. Kazanılmadığı zaman ne kadar tüketirsen o kadar vergi ödersin. Okul her sınıfta iki tane ton var. Bir tane kağıt ve bir tane diğer çöpleri. Evet. Ve okulda und ihr sammelt das und bringt das dann am Abend in die Tonne oder wie? Am Abend wenn die Schule zu Ende ist. Ja. Wenn die Schule zu Ende ist, bringt ihr es in die Tonne. Ja, das bringt die Putzfrau dann immer runter. Aha. Ihr müsst es also nur sortieren. Ja. Aber dann sortiert, dann macht die Putzfrau. Ja, nee, Jojo Kleiderbund kennt den Ayrı Koyola. Ve yani okuldan sonra temizlik kadını doğru yere koyacak. Ve çocukların anahtarı yok. Onun için burada bıraktık. Evet. Aynı yerleşke içerisinde eğitimde sıkıntısı olan çocukların beceri kazandırılma ve meslek edindirilme alanları da vardı. Burada bu gençlerin deneyim kazandığı bahçelerde üretilen ürünlerin satış bölümü, marangoz ve kitap dergi ciltleme atölyeleri, geri dönüşüm atıklarından kağıt karton preslendiği ve geri dönüşüm atıklarının ayrıştırıldığı istasyonları gezdik gördük. Ganz kurz, ich weiß nicht, was Sie schon gesagt haben, über St. Nikolaus. Das wäre gut, das wäre prima, ja. Wir sind eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation und der Jugendhilfe, also junge Menschen, die
sich schwerer tun, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die werden uns von der Arbeitsagentur vermittelt, dass wir denen dann helfen, dass sie einen Beruf erlernen können. Die sind meistens 3 Jahre dann hier in Ausbildung, machen dann eine Gesellenprüfung und sind dann ganz normal Geselle und können ganz normal sich bei jeder Firma bewerben und auch einfach dann gut ihren Lebensunterhalt künftig gestalten. Bu kuruluşun kurulma şeyi işte gençlerimize, çocuklarımızın işte meslek eğitiminde zorlanıp hani meslek aramadan, meslek edinmede zorlanan gençlere yardımcı olmak için, işte daha iş hayatına atılabilmeleri için meslek edinmede yardımcı oluyorlar zorlanan gençlerde, çocuklarda. Rehabilitasyon merkezi gibi yer. Evet. Yani wie viele Berufe können hier erlernt werden? Welche Berufe können hier erlernt werden? Als Berufe kann man hier lernen Zierpflanzen, Gartenbau, Gemüse war nicht mehr, Baumschule, Gartenlandschaftsbau, also Wegepflastern und solche Dinge. Dann haben wir einen Fleischer, also Metzger und Bäcker. Und Maler, Raumausstatter, Metallbauer. Kasap, yani edinebilecek meslekler mesela kasap, fırıncılık, işte bahçe, bahçıvanlık anlamında. Bahçe bakımı. Değişik türlü bahçıvan. Evet, mesela yol düzeniyle alakalı işte ekme, biçme. Heyver. demir üzeri ne deniyor ona? Demir demirci. O da demirci. Kaynak. Kaynak. Evet. Tamam. El yeteneklerini geliştirecek işlerde anladığım kadarıyla. Evet. Yani üniversite evet. Bir şey değil. Evet. Boyacı mesleği ve de var. Bu eğitim 3 yıl. Ve teknik normal bir teknik bir okul. Diplom. Yok teknik. Yani bu meslekler. Evet. Sertifika veriyor ve bu sertifika ile her normal hayat, kendin hayata hallediyor. İş hayatına atılabiliyor yani o diplomalarla. Çünkü burasının herhangi bir dış bölgeyle bir değişik bir yanı yok. Sadece tek değişik bir yanı. Yani birazcık daha böyle daha çok ilgiye ihtiyacı olan gençlerin burada olup, hani biraz sıkıntısı olan gençlerin burada olup da bu meslekleri yapılması. Özel eğitime diyoruz ya biz, özel eğitim rehabilite merkezi. Meslek aynı başka yerde yapmış olsan bile 3 sene burada da aynı şekilde 3 sene ve aynı şekilde diplomalar veriliyor. Mesleğini de tamamladığına dair ve o diplomayla aynı şekilde dışarıda da iş hayatına atılabilmek mümkün. Perşembe günü de saat 4'ten 5.30'a kadar açık. Yes. Ve bu süre içerisinde getirip burada çöplerinizi boş atabiliyorsunuz. Metallerde de kilosuna göre belirli bir de ücret alınıyor. Çünkü tekrar da dönüşüm olduğu için metal işleyen, yapan, alan firmalara veriliyor. Kilosuna göre de ücret alıyorlar. Bravo. Glasflaschen, bottles. Also verschiedene. Burada mesela
şişeler, cam şişeler atılıyor ya da cam kavanozlar atılıyor ve şişelerin rengine göre de ayrı atılıyor. Mesela yeşil şişe, yeşil kavanoz, kahverengi şişe, kahverengi kavanoz, beyaz şişe, evet bunlar da buraya atılıyor. Hani beyaz, rastgele değil. Das Papier wird hier eingelegt und die Maschine sortiert die Blätter. Kalıplar buraya konuluyor ve makine kendisi seçiyor sayfaları, ayırıyor. Dann wird geklammert. Sonra dieser Draht. Zımbalanır. Das ist dieser Draht hier. O işte o zımba. Das Papier liegt flach. Wird geklammert. Wird gefaltet. Und geschnitten. Şimdi makineye veriliyor düz şekilde. Orada zımbalanıyor ve aynı şekilde de kapanıyor. Kitap haline, defter haline geliyor. Katlanıyor ve makine sonra kesimini yapıyor. Das auf einer Seite einleimt, dann hat man einen normalen Abreißblock. Und wenn man das einleimt und der Leim ist noch nicht trocken, ja, dann kann man das machen. Ja. Und dann lässt man das trocknen. Ja, und wenn man verschiedene Farben nimmt, vom Papier, gelb, rot, dann ist das natürlich noch schöner. İşte daha karar veremiyorlar ya ne mesleği yapacaklarını. O için her bölümde küçük böyle şeyler yaptırıyorlar ki hani o mesleği tanıyabilmeleri için, görebilmeleri için hani bu meslekte nasıl neler yapılıyor. Biraz önceki gittiğimiz mesela o cilt şeyinde mesela. Evet. Hani her yerden böyle çocuklara küçükten böcek oteli diye şey yapacağız. Onlar kendince öyle bir hayal gücüyle. Insect Hotel diye mesela. Mesela artık bunları hani gördünüz ya çöp ayırma sistemi her yerde mevcut yani. Her iş alanında her yerde bu ayırma sistemi mevcut. Aynı bölgede Nikolaisheim'da yakılan malçtan enerji elde eden biyotermik santrali de gezdik.
Ekibin gezi sırasında en çok heyecanla ve merak içinde gözlem yaptığı yerlerden birisi de burasıydı. Oradaki görevli tarafından verilen bilgiler, santralin işleyiş şekli, ziyareti gerçekleştiren bizleri çok heyecanlandırmıştı. Çünkü bu otomatik çalışan devasa santral bölgedeki evlere hem sıcak su hem elektrik sağlarken kirli duman filtrelenerek doğaya salınıyordu. Komponenten der Anlage, Abwischungshauptstücke, Biomassefeuerung. Wir haben da noch einen Lumpfer. Görünümü şu an hani bu şeyin, görünümü hani, böyle bir bakış şeyi. Wir haben da von der Notbetrieb haben wir auch überfeuerte Anlagen. Die Biomasseanlage bei Wartung oder bei Stillstand, bei Bruch oder bei defekt steht, haben wir noch. Mesela bir işlemde herhangi bir arıza, herhangi bir şey olduğunda hani acil durum şeyi olup başka makineler şeyler devreye giriyor. Yedek şeyler devreye giriyor. Kurze Erläuterung zu diesem Schaubild. Hier ist die Anlieferung. Vielleicht haben Sie es noch gesehen draußen. War der Schlepper mit Anhänger, wo gerade gekippt hat, Material gebracht hat. Der Schlepper, der Anlieferer, LKW oder Schlepper mit, kippt in die Abkippmulde und von hier holt es dann die Krananlage automatisch raus. Und hier haben wir Hackschnitzellager mit ca. 2000 Kubikmeter Fassungsvermögen. İşte ilk önce bir romak ya da herhangi bir şeyle getiriliyor diyor. Bu alt bölgeye dökülüyor. Bu alttan çekip alıyor. Ondan sonra bu tarafa koyuyor bu şekil. Ya alttan. Das ist dann unser Lager und von hier wurde buraya getiriliyor. Ja. Aus dem Lager nimmt es dann auch wieder der Kran raus auf den Schubboden. Der Schubboden ist die Vordosierung für die Einführung in die Verbrennung. Şimdi buradaki bölümü de vinç gelip alıp bu bölgeye getirip koyuyor ve burada da bu yanma işlemi başlatılıyor. Evet, yani belli bir ölçü alıyor. Belli bir ölçü getiriyor, ondan sonra işleme geçiriliyor. Thank you.
biyoenerji üretimi yapılan Mozambik'a. Biraz önce yukarıda gördüğünüz biriktirilen malçlar hidrolik kepçe yardımıyla bir banda aktarılıyor ve bant aracılığıyla şu fırına geliyor. Fırın yaklaşık olarak 1000-1200 derece sıcaklıkta ve içeri girdikçe malçlar yanmaya başlıyor. Yanan ve buharlaşan malçlar sayesinde de çıkan buharlaşmanın sonucu olarak dönen türbinler elektrik enerjisi üretiyor dinamolar yardımıyla. Nikolaisheim bölgesinde bir de kooperatif dükkanını ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında ekip olarak hemen girer girmez dükkana, kooperatif dükkanına tek bir şey dikkatimizi çekmişti. Bu ne miydi? Naylon poşet olmayışı. Burada bu kooperatif içerisinde üretilen yerel ürünlerin satıldığı yerde kuru gıdalar bez torbalarda, et türlerinin ise tartılıp kağıt torbalarda satıldığını gördük. Maxtoma çiftliği ziyareti de bizler için çok ilgi çekiciydi. Bu köyde de herkes kendi bahçesinin ve kapısının önündeki temizliğinden sorumluydu. Kasabasında yerleşik halkın gönüllülük esasıyla bakımını yaptığı bahçeyi de gezdik. Gözünüzün alabildiğince bir yeşil bir alan, çiçekler, ağaçlar, hava biraz yağmurlu olsa da sorumlu idarecinin ekibe aktardığı bilgileri keyifle dinledik ve gezdik, gördük. Evet. Bu bir eğitim bahçe. Evet. Herkes için açık. Burada seminerler yapıyorlar. Ve bütün bahçe derneklerinden bakacaklar. Evet. Mesela bazı hayvanların buraya gelip bu güneşten taşların üstünde dinlenmeleri ya da bazı bitkilere, çiçeklere zarar verecek olan
bazı çiçekler, yılan var, kertenkele var. Bugün tekrardan bir geziye başladık. Kurumbach Education Garden Center. Bahçe eğitim merkezi ve insanlar buralarda gönüllü olarak gelip hobi amaçlı bu bahçedeki işlere yardım edebiliyorlar. Aynı zamanda hem pratik hem teorik bilgiler edinebiliyorlar. Ve bahçede tamamen gönüllü bir şekilde dalların budanmasıdır, meyvelerin bakımıdır. Bu gibi işler yapıyorlar rutin günlük olarak. Zeminde gördüğünüz odun parçaları, malç uygulaması dediğimiz, buraya sermişler. Hem çamur olmaması için basılan alanın artı gelen yağmur suyunu muhafaza edip drenaj sistemiyle yer altına gidebilmesi, yer altı kaynaklarına gidebilmesi için böyle bir uygulama yapılıyormuş burada. Ve yıl boyu yenileniyor bu malç uygulaması, bahçe atıklarından çıkan dalların öğütülmesiyle. Bu geldiğimiz alan şu anda çocuklar için yapılmış bir alan. Dikkat ederseniz daha minyatür bir alan hem bahçe. Bu kum havuzu ise çocuklar için uzun atlama yapabilecekleri hem pratik ve teorik eğitimin ardından işte biraz vakit geçirebilecekleri bir ortam. Hem onlara sportif bir aktivite olmuş oluyor. Ve atlayınca. Ve atladıktan sonra da birbirlerine ölçüler var burada. Bu gördüğünüz küçük tabellalarda ölçüler var. İşte 1,5 metre gibi, 2 metre gibi. Ve 2 metrede hopladığında tavşan elde etmiş oluyorsun. Evet. Tavşanın kadar hoplamış oluyorsun. Ve her 1 metre için bir hayvan figürü var burada. İşte 70 santim için mesela fare var. 1 metre için kurbağa var. 1,5 metre için... Gözlem ziyaretlerimiz devam ediyordu. Yetingen Şepah'ta atık maddelerin toplandığı istasyondaysa istasyon sorumlusundan ayrıştırılan atıkların nasıl değerlendirildiğini gözlemledik. Also das ist die Batterie von den Herstellern zurückgenommen werden müssen. Die haben dafür ein eigenes Unternehmen gegründet. Wunderbar. Diese Lithium aus Computern. Laptop. Atmak isteyen herkes için açık bir istasyon.
Gut, und was Sie wahrscheinlich auch interessieren wird, ist die Finanzierung, wie die Agrarwirtschaft finanziert wird. Die Agrarwirtschaft wird über Gebühren finanziert. Und das heißt... Ödene üçlisini söylüyor, hani... Bütün System nachfinanziert. Also finanzieren muss es jedes Grundstück, auf dem Müll anfällt, also auch privat, also haushaltlich, auch die Waldbetriebe müssen Gebühren entrichten. Ja. İşte evler, iş yerleri, herkes çöp ücretini karşılamak mecburiyetinde. Also es muss jeder Haushalt muss eine Gebühr entrichten und jede Gewerbebetrieb entsprechend der Größe seines Betriebes. Yani iş yerinin büyüklük alanına göre de çöp ücretini ödemek karşılaması gerekiyor. Evlerin de aynı şey. Und dann noch für jede Restmülltonne und für jede Biotonne eine Gebühr. Das ist ein Mischsystem. Ev çöpüyle de sebze çöpünün de ayrı şekilde ücreti alınıyor, Hande, sağlanıyor. Ich glaube, das hat es jetzt nicht ganz verstanden. Yeah. Also ich glaube, also diese Privatperson und das Gewerbe muss eine Grundgebühr bezahlen, ja, genau. Genau. Ob es anfällt oder nicht. Und zusätzlich dann... die Leistungsgebühr. Ja, genau. Ana şeyini, anladınız değil mi? Biraz önceki dediğimiz iş alanları, hani o alan olarak zaten bir şey ödemek zorunda, ücret. Ve aynı çöp şey, yapıyorsan yapmıyorsan gene ödemek evet, zorundasın. Ayrıyetten de çöp şeyini de ödüyor ücretini. Karşılamak mecburiyetinden. Hani her iş yerine de nasıl her evin çöp sorumluluğu var, her iş yerinin de var. Anladınız değil mi? Also sowas mal zum Grundsätzlichen, wenn Sie jetzt Informationen überschütten. Ich denke, wir gehen jetzt hier mal zu den einzelnen Fraktionen. Okay, wir machen jetzt einen Tour. Evet Handancığım, bilgi verebilir. Yaklaşabilirsiniz. Ja, genau. Also hier nehmen wir sogenannte Leichtverpackungen an. Sind also Grundstoffe, die praktisch in Verpackungen eingesetzt werden. Man sieht hier zum Beispiel mal so eine Tüte, wo Rasensamen drin war, Styroporplatten, solche Sachen. Yani bu konteynerde ayrıca toplanılan diyor, tenekeler, işte paket ambulansları, köpük, hani görünür gibi. Burada bu şekilde toplanıyor bunlar. Kasabasındaki kirli su atığının arıtıldığı istasyon ziyareti ise yine ilgimizi çok çekmişti. Günzburg gazetesi kameramanı ve muhabiri de o gün ÇADER ekibiyle oradaydı. Kooperatif gibi. Birlikten güç kuvvet var işte. Evet. Para konuda. Kläranlage ist jetzt hier ca. 10 Jahre alt. Bu arıtma tesisi 10 sene. Wie viele? Das die Anzahl der Gemeinden, wenn Sie uns nochmal sagen, und wie viele Bürger oder Haushalte wird? Ich bin Beschüss. Ja, yani iki bin daha fazla. Şimdilik kullanıyor. Kısmet verir. Hier kommt Kanalsystem. Oben kommt Kanalsystem von Röbingen, von Heidmann, also zusammen. Geht hier rein. Şu yandaki besinin o deli olduğu
Buradan, bu korudan. Ist das jetzt das graue Wasser oder ist es alles Abwasser? Alles Abwasser. Also Toilette genauso wie... Nur Schmutzwasser. Die Kirmisse. Birlikte Vindeba kasabasında 10 yıl önce oluşturulan özel bir firmaya ait olan kompost alanını da ziyaret ettik. Burada gördüklerimiz ise şuydu: ayrıştırılan biyo atıklar, malç ve bahçe kompostları havalandırılıyor ve doğal gübre ediliyordu. Weil die Bioabfälle werden hier dezentral verarbeitet an 6 Plätzen im gesamten Kreisgebiet verteilt und dann auch hier verwertet. Fertige Kompost wird hier auf diesen Flächen, die gehören zum Betrieb, auch verwertet. Aber als erstes werden die hier verarbeitet. Ja, ich wollte nur das mal, damit klar wird, dass nicht ein Betrieb im ganzen Landkreis arbeitet, sondern dass wir dezentral für rund 120.000 Einwohner auf 6 Plätzen dieses Material verarbeiten. Gördüğünüz gibi zaten hem organik atıklar hem naylon poşetleriyle birlikte atmış bazı insanlar maalesef. Bunun için bunu da burada sırf ayrıştırmadan bırakmışlar ki bir farkındalık oluştursun gelip görenler için tekrardan. Evet, programın sonundayız. Çader'in Avrupa Birliği Grossweg finanslı gezisini, Almanya ziyaretini sizlerin karşısına getirdik. Bizler gittik, gördük, ziyaret ettik ve işte program içerisinde de sizlerin karşısına getirdik. Neler gördük, neler yaşadık. En kısa sürede Her Şey Burada programında Çader üyeleriyle birlikte olalım, birlikte olacağız ve sizlerle bu görüntüleri daha detaylı şekilde konuklarımla birlikte konuşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İnsanların en değerlisi, insanlara faydalı olandır. Vakıflar İdaresi sundu.